bir insanın şansı da şu, bakın. Yani iyi bir hükümdar olmasanız bile güçlü bir kadronuz varsa, mesela bunun en iyisi 2. Viyana kuşatmasında İmparator Leopold'tur. Adam beceriksiz bir hükümdar. Kaçar. Ama adamın bütün Avusturya tarihindeki en önemli 3 tane komutan, Prens Öjen, Badenli Louis, evet, ve bir birisi daha vardı. 3'ü onun döneminde yaşıyor. Katerina'da da çok büyük komutanlar var. Mesela Rumyantsev var. Çok büyük bir mareşal. Kutuzov var. Bu Kutuzov Napolyon'u durduran adam. Tabii. Orlov'lar var. Yani şansına Rusya'nın en üst düzey komutanları onun döneminde gelelim, Çeşme'ye olmuş. Çeşme'de bu kadın. Ama kadın da akıllı, bu adamları etrafında tabii, tutuyor. Tabii canım, tabii. Ve şey, mesela Türk Savaşı'nın enteresanlık şu. Biz bir an önce barış anlaşması yapmak istiyor mesela Rumyantsev. Çünkü Orlov'lar Katerina'nın etrafını almışlar. Benim kellemi almasınlar diye barış anlaşması. Erhan, o kadar teknik ki bunlar. Bunlar doktoralarda yapılıyor. Yani onun öğrencilerine lütfet o maluma şeyi. Yani, tarih dersi o yüzden Türkiye'de sevilmiyor. Böyle gereksiz detaylar için. Hayır, gereksiz detaylar. Sen Çeşme'de bu kadın canımızı okudu söylüyoruz ya. Donanmamız yakıldı. Tabii. Orlov geldi. Şimdi bizde bir söylenti vardır. Güya o 1700 kaçtır? 74 müdür? 70'te yakalıyor. 70'te Çeşme baskını. Biraz sonra resimlerini göreceğiz. Şimdi, evet, görüyoruz şimdi. İşte görünüyor bu, sonradan çizilmiş ama söylendiğine göre Rus ressamları, ki Ayvazovski'nin de vardı böyle bir şeyi, bir gemi, kalyon nasıl yanar, nasıl infilak eder bilmiyorum demiş Ayvazovski. Ve onun üzerine hakiki bir gemiyi havaya uçurtup adama göstermişler. Öyle ya, çizmiş derler bu resmi. Şu gördüğümüz resmi. Şimdi evet, burada mahvoldu donanma biz. Fakat şöyle bir söylenti vardır. Güya biz bu donanmanın buraya geleceğine inanmıyormuşuz çünkü coğrafya bilmiyormuşuz. Evet. Abuk sabuk bir şey de var mı böyle bir şey? Şimdi tabii şunu da anlatalım. Rusya'nın o dönemde Karadeniz'de kıyısı olmadığı için tam Baltıklardan kaldırıyorlar donanmayı. Cebel Tarık'ı geçiyor, öyle Akdeniz'e geliyor. Şimdi Venedik elçisi Rus donanmasının, Venedik kaynakları Rus donanmasının geldiğini söylüyorlar. Bizimkiler inanmıyor. Ancak bu meşhur tarihçi Hammer'in kitabına yanlış girmiş. İşte Osmanlılar Cebel Tarık'ta boğaz mı var? Yani Akdeniz kapalıdır diye. Bu bilinçli bir tahrifat da olabilir. Şeyde bu enteresan, Bernard Davis'te bile var biliyor musunuz? Yani Bernard Davis bile bunu işte Osmanlılar o kadar cahildi şeklinde kullanıyor. Evet. Dönemin kaynaklarında baktığınız zaman Vasıf tarihindeki bu bilgiye bunun doğru olmadığını görüyorsunuz. Zaten Cebel Tarık Osmanlıların bilmemiş mümkün mü? Fas'a kadar gitmiş. Evet. Tunus almış bir imparatorluk bunu bilmeyecek. Demin söylediğiniz şeye geliyor yani, geçmişi kötülemeye. Yani 600 yıl bu kadar büyük topraklarda hüküm süren bir devlet nasıl? Bütün haritalarda vardır. Tabii canım. Mesela Enderunlu Mustafa var. 1773'te çizmiş haritasını. Sarayda, Topkapı Sarayı'nda. Orada görüyorsunuz Cebel Tarık. Yani bütün iş, ama Ruslar aslında bizimkiler doğru tahmin ediyorlar. Rusların gelmesi mümkün değil. İngilizler getiriyorlar. Ve Çeşme'de de mesela bizim donanma Ruslarla baş edemeyeceğini anlayınca Çeşme Limanı'na çekiliyor. İngiliz denizciler diyorlar ki ateş kayıkları gönderin. Ateş kayıklarını gönderiyorlar. Bir anda bizim bütün donanma. Ateş kayığı nedir onu bir anlat. Yani içine patlayıcı maddeler koyuyorlar. Ha, affedersin, şeyi görüyoruz şu anda. Okumana neydi adı? Orlov'un. Kont Orlov'un efendim kendi el yazısıyla Çeşme baskını planlarını görüyoruz. Bunlar şu anda Türkiye'de Oğuz Bey'in, evet, efendim özel arşivinde bulunuyor. Fakat benim anlamadığım, Ruslar, Rus tarihi için bu çok önemli bir zaferdir. Evet. Ve hatta Çeşmesk gibi bir kasaba yaptırtmıştır. O Orlov'a ünvan veriyor. Ünvanı veriyor. Ve Katerina bir kasaba yaptırır, evet, Çeşme'nin adını, bu zafer hatırasını. Gene bir başka bir sayfa, evet, görüyoruz. Şimdi bu belgeler nasıl Rusya'dan çıktı, Amerika'da mezata düştü, ben hala onu çözemedim. Ama iyi oldu. İyi bir şey oldu. Oğuz Bey'in sayesinde alındı ve yayınladı Oğuz, evet, Bey bunları, evet, da. Ve orada Çeşme, evet, körfezini de gösteriyor. Evet. Tabii işte o içi patlayıcı madde dolu kayıklar bir anda geliyorlar. Bütün savaşmadan bizim donanma yok ediliyor. Zaten bizim ilginç bir şeyimiz var biliyorsunuz. Biz birçok şeyde böyle limanda baskına uğramakla. Mesela daha sonra Navarin'de. Şimdi şeyi anlatalım. Navarin'e sonra geliriz. Çeşme'yi anlat sen. Şimdi. Çeşme'yi anlattık. Çeşme'de donanma yok oldu. Kim hayatta kalır? O kadar basit. O kadar yok oldu. Katerina çadıra geldi de donanma. Donanma yok oldu. Şimdi hayır, teferruata girince teferruat oluyor. Teferruata girmeyince iş bitiyor. Espri teferruat. Espri. Kaçan ama, kimdir oradan kurtulan? Kılıç Ali Paşa'nın bir tanesi. Yok yok, o değil. O İnebahtı Savaşı'na karıştırmayın. Pardon. Ve şeydir biliyorsunuz, Çeşme'de hala batıklar var o savaştan kalma. Bir kısmı çıkarıldı. Yani Çeşme Osmanlı döneminde de uğraşılıyor. Ve aynı anda ilginç bir şey var. 1770'te hem Çeşme'de donanma yok ediliyor. Hem de Kartal Muharebesi'nde bizim ordu yeniliyor. Bu çok ilginçtir.
Şimdi son 1736-39 Avusturya Rus Savaşı'nda bizim çok büyük imar aşerlerimiz var. Hacı Vaz Paşa ve Hekimoğlu Ali Paşa. Hacı Vaz Paşa'nın oğlunu sadrazam yapıyorlar bu dönemde. Babası çok büyük bir asker. Oğlu da Halil Paşa, Hacı Vaz Paşa. Oğlu da bürokrat. Şimdi Rus ordusu 30 bin kişi civarında. Bizim ordu 150 bin kişi civarında. Yani 5-6 misli. Tabii babası gibi kuvvetli bir asker olmadığı için muharebede Rusların hücumlarını karşılayamıyor ve 30 bizim 4 bizim 5'te 1'imiz olan Rus ordusu bizi Kartal'da yeniyor. Yani bu aynı anda hem Çeşme'de hem Kartal muharebesinde bizim ordu Kartal nerede? Bugün Romanya taraflarında olması lazım. Tam hatırlamıyorum yerini. Bizim buradaki Kartal değil yani. Yok yok. Ve şeydir işte babasına çeksin çeker diye vezir azam yapmışlar. Tabii adam başarılı olamamış. Tabii şey var şimdi mesela ilginç bu 1768-74 Rus Harbi üzerine siz de tanırsanız bizim Uğur Demir var. Evet. Doktora tezi yapıyor. Orada mesela biz birçok bilmediğimiz şeyi öğreneceğiz. Çünkü bu çok tartışılan bir savaştır. Ahmet Resim Efendi diyor ki o kadar savaş taraftarı vardı ki diyor. Kızıl Elma'yı diyor Boğdan'dan gelen Alyanak Elma zannettiler diyor. Yani Kızıl Elma fetih ülküsüdür. Böyle karıştırdılar diyor ve sonunda perişan olduk diyor. Çünkü mesela Uğur'un bulduğu... Ahmet Resmi Efendi kim? Ahmet Resmi Efendi o dönemde önemli bir bürokrat ve savaşın sonundaki anlaşmayı imzalayan, küçük kaynazeyi imzalayan... 18. yüzyılın sonunda. 18. Yani. Yüzyılın önemli bir tarihçisi aynı zamanda. Evet. Orada yazışmalar var işte şimdi Uğur buldu bunları. Orada onu görüyorsunuz tartışma. Ordu diyor sadrazam savaşacak kudreti yok diyor. Bir an önce barış yapmamız lazım diyor. Ve tabii... Katerina'nın bize ikinci savaşı ilginçtir biliyorsunuz. 1787-1792 yılları arasında Avusturya ile bize savaş açıyorlar. Burada ilginç bir şey var. Katerina'nın torunu var. Konstantin diye. Bunu Bizans'ı yeniden ihya edip İstanbul'da bir Bizans ve Roma kurmak, yani Roma kurmak istiyor. Torununu Bizans imparatoru olsun diye Rum kökenli süt annelere emzirtmiş. Yani o kadar. Ama o paleologtu galiba değil mi? Torun öyle bir şey mi? Onlardan tabii mı şey, bir şeydir? Ama o paleolog şurada kesiliyor biliyorsunuz. 1617'de Rurik Hanedanı sona eriyor. Romanovlar geçiyor. Aslında Katerina'yla da Romanovlar sona eriyor. Yani Rusya'nın ikinci hanedanı. Dur paleolog dedik de aklıma yani paleolog sevgili seyirciler. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u aldığı vakit son imparatorun yani Konstantin'in hanedanıdır. Evet. Ve bu andan bitti. Kimse yok bunlardan şimdi. Fakat Amerika'da herifin biri çıkmış, adını da Konstantinos Paleologos yapmış. Son imparatorun ismi. Evet, torunuyum diyor. Ve balolar veriyor, şeyler veriyor. Bütün millete gidiyorlar yani. Böyle bir en komiği Bizans asalet ünvanı dağıtıyor. Ya Anastasia hikayesi de zaten yıllarca döndü Romanovlardan evet. diye. Ama Anastasia çözüldü artık. Çözüldü. Hatta bir gün onu konuşalım. Hatta belki şimdi evet, konuşuruz. Evet, çok aslında. Rusya'yı derken Anastasia'yı konuşalım. 1982 veya 83'tü. O zaman Associated Press'ten çok komik bir haber gelmişti. Bir Yunanlı, Yunan vatandaşı bir adam, 30 yaşlarında o zaman, sırf eğlenmek için kendisine bir Bizans pasaportu yapmış. Ampir Bizantin değil. Bizans pasaportu yapmış. Türkiye ama birinci sınıf pasaport, hayır. 7-8 ülkeden vize almıştı. Afrika ülkelerinden falan. Fakat bir de bir alakasız bir Avrupa ülkesi, küçük bir Avrupa ülkesi Yunanistan'a vize koyan o zaman, işte Avrupa Birliği falan yok. Onlardan da vize almış ve epey bir eğlenilmişti.